Na na na. Ama çok evet, merhaba. Normalde eşlemek için yapıyoruz ama bugün keyiflendirmek için yaptık. Selamlar, Post 42'ye hoş geldiniz. Keyiflendirmek için yaptım, başka neler var? Bahsedebilirim ilerleyen zamanlarda. Şimdi bugün çok güzel bir konumuz var. Biliyorsunuz daha önce yaptığımız en saçma harcamaları konuşmuştuk. Ve Buğra'nın lead ettiği ve yıldız olduğu bir video olmuştu. Bugün de yaptığımız en mantıklı harcamaları sizlerle paylaşacağız. Benlik bir şey yok. Böyle konuşmamıştık falan. Çok az katkım olacak. Peki yaptığımız en mantıklı demişken burada sevgili Berke, mantıklı olmayan tek şey olarak söz vermek istiyorum. Evet Berke, selamlar. Merhaba, hoş geldim. Çok tatlısın. Hoş geldin. Ben bugün hayat okulundan mezun oldum. Hayat okulu çok güzel. 2-3 sınıftan oluşan bir yermiş, ben de ilk defa gördüm. Neymiş o sınıflar? Şimdi mantıklı harcama dediğimizde arkadaşlar şöyle söyleyelim. Saçma harcamaları listeye dönüştürürken çok zorlandık. Evet. Çünkü çok fazla vardı ama mantıklı harcamada herkes, bakın abartmıyorum, 2,5 saattir oturup düşünüyoruz elimizde kağıt kalem. Herkes bir ya da iki tane şey yazabildi. Yani bu kadar sıkıntılıyız bu konuda. Ama kendimiz örneklere geçmeden önce mantıklı harcama mesela nedir, sadece fiyat... Piyat mı? Piyat? Piyaz. Piyat performans mıdır? Piyat performans. Sadece piyat performans mıdır? İranlı yönetmen piyat performans. Separation. Farid Farjat gibi. Separation. 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 Yani onu bir açıklayalım isterseniz. Çünkü herkes için mesela kime göre mantıklı? Anladın mı? Şey... Evet. Tartışmalarını çok görüyoruz Twitter'da. Mesela 42 bin liraya çanta aldı. Yok, o falan. Mantıklı değil. İşte demeli i̇şte, miyiz acaba? Çok paran olduğu acaba. Zaman. Acaba. Diyemezsin. İşte çok paran. Ben de burada Berke'ye yakın davranıyorum. %1 olman gerekiyor. Berke'ye hep yakın davranıyorsun ama sen. Bak şimdi. Bu aramızı bozar bizim falan. Hadi gelin falan de. Şimdi bence, benim teorim şu. Kafa sallıyor böyle. Evet. Hizmetini aldığın ve karşılığını aldığın her şey... alabiliyorsan, yani senin o hazını tatmin eden her şeye o parayı verebilirsin. Böyle mi? Daha daha böyle olmaz. Bence, mesela o çanta diyor ya, 42 bine çanta mesela. Durumu var demek ki. İşte durumu varsa mantıklı diyorum. İşte %1 için. Ama işte önceliği çanta olabilir. Hayattaki önceliği çanta onu olabilir. Diyecektim. Mesela bazı oyunlar hani çok pahalı abi oyun falan. Tamam evet çok evet, pahalı bu arada. %100. Evet aşırı pahalı. Hiçbir şey yok. Fakat şimdi ben onunla senede atıyorum şu anda 1000 saat geçiriyorum diyelim. 800 saat geçiriyorum. Ulan yani senede 800 saatini harcadığın şey aslında pahalı değildir i̇şte yani. Değil, bence ama işte bir denge fiyatı olmamalı mı? Detaylı düşünmeye yani de gerek. Mesela 500 lira, 600 lira. Ne zaman bu oyun çok pahalıya geçiyor? Yok mesela? Pahalı zaten. Veya bir çanta değil mi? Yani işte... Ama ne pahalı değil ki şu an. Ya bence karşılığını alamadığın anda pahalı ya. Yani senin dediğin gibi mesela öyle, evet. Hani aldın öyle oynayacağım diye tabii, oynamadın. Tabii. Mesela gene evet. De seni o an tatmin etti. Bir dakika etti. Ekonomiyi buluyoruz şu an. Bir dakika çok iyi. Bir dakika işte demand'i buldum ben galiba. Evet, değil mi? Evet, şu an çok iyi. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bırakınız yapsınlar. Aa! Ege Gölü bir Türk Gölü değildir. 10.000 daha bastım. Bir 10.000 daha bastım. Şakkadan ak diye kalır mısın Bora? Şakka. Bir 10.000 daha bastım. Yani sen o oldun. Evet, ben senin şakkadan ak diye kalanları canlandırmanı istedim. Çünkü öyle birilerini hayal ediyor ya o konuşuyor. Yani kim onlar mesela onu merak ediyorum. Şakkadan ak kabilesi. Evet çok merak ettiğim şeyler. Şakkadan ak. Öyle bir Twitter'ı var çok güzel. Evet, şakkadan ak. Şakka. Ben onu adımı koymuş böyle. Muhteşem böyle dururken. Çok iyi bir video gerçekten müthiş ya. Bir onu çok seviyoruz. Bir de Erol Mütercimlerin onu geçen videoda zaten. Bahsettik mi bilmiyorum ama. Etmedik galiba. İşte o da muhteşem evet. Video. Yapsana yani, çok güzel yapıyorsun. Evet. Siz beni hiç küfrederken duydunuz mu? Yapmadık. Birine hakaret ederken duydunuz yok. Mu? Hiçbirine kötü bir söz sarf ettim mi? Yok. Hiç beni öyle duydunuz mu? Yok. Şimdi duydunuz. Şimdi. Şimdi. Bir de sonra dinliyorsun hiçbir şey söylemiyor. Şerefsiz falan diyor sen. Ne diyeceksin televizyonda zaten. Şöyle yaparım böyle yaparım falan diye bir şey bekliyorsun. bu arada çok tabii seviyoruz kendisini. Ben seviyorum yani. Tabii biz yani de çok seviyoruz. Çok kibar bir insan. Şimdi seveceksiniz. Aşırı kibar bir insan. Şimdi seveceksiniz.
Bu arada yine videoya geçmeden önce bir hediyemiz varmış. Ne? Önden geçti. Getir oğlum işte, ne var? Bir anda burada ışınlanması daha mı iyi? Tamam peki, öyle olsun. Sizin TikTok sesini bir anda ürkemezsin. Evet, bir hediyemiz varmış bize çok sevgili Hasbro. Hasbro yeni çok güzel bir şey yollamış. Kediydik değil mi? Evet, evet, kediydik. Hadi. Evet. Şu anda kulaklıkla dinleyen herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Burayı keseriz herhalde. Görmemişler. Hakikaten yiyecek bir şey yok içinde, biliyorsunuz. Olsun. Yollamış. Ki yedik zaten, yiyecek bir şey olsa da yemeyiz. Sürprizleri seviyoruz, bir dakika. Çok güzel. Tamam. Ama çok iyi değil mi? Evet, burayı kesmiş olabiliriz çünkü ben hayatımda böyle iki insan görmedim. Yani baklava videoları oluyor ya, bedava dağıtılan. Ben, bugün bende ne var ya, bedava dağıtılan falan diyor. Onun gibi saldırdılar kendilerine, inanılmaz. Evet, ne varmış bakalım. Yok, burada açılmış. What's in the box? Vay. 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 Vay ki gerçekten de baklava çıktı falan. Vay. Evet. Evet, ben bunu tutuyorum, sen istiyorsan onu çek. Vay, dur, buna açılıyor bir şeyler. Bir figür gibi. Evet, ah elim kesildi. Kesilmemiş. Dur dur onu... Dur öyle olmaz o. Böyle çıkartalım. Yırtarak da. Tamam. Evet, geliyor. Hadi abi, bakalım ne geliyor. Bir dakika. Maske çıkıp kelle görünmez. Ha, öyleymiş zaten o. Öyle mi? Tabanı, ha. Ah! Haydi. Şakkadan çıktı bu arada. Bir tane sürersin piyasaya. Abi iyi. Kafalarla niye video çekmiyoruz? Şu an kafalarla çektiğimiz bölüm. İki hediye daha gelirse çekebileceğiz. Oha, süpermiş. Bu ne ya? Bu nereden bu? Bir dakika. Hasbro'dan. Hasbro'dan. Sevgili Hasbro'dan vermiş. Çok iyi. Evet. Kullanma kılavuzu. Bu bir kafadır. Ben bir bakabilir miyim? İnceleyebilir miyim onu? Bunun olayı galiba şeyi... pil koyunca bir şey yapıyormuş. Pil koyunca. Yüzündeki şeylere şey yapıyormuş, mimiklere bir şey yapıyormuş. Falan. Konuşuyor sizinle. Evet, aynı. Tam güzel. İhtiyacım olan şey bu arada. Hemen belki yükle bakalım. Yalnız yaşayan insanlar için. Şöyle. Burada kalsın. App'ini yüklemedik bak. Bu arada çeşitli şakalarla yazmışlar bu şeyde. Kullanma kılavuzunda da aynen Deadpool şakaları gibi şakalar var. Tamam. Çok keyifli. Ama pili yok işte. Pili olmadığı için, bize de pili olmadığı için şimdilik böyle... Pili yok mu? Var ya. Bize pili var mı? Sıkıldın mı? Çıkalım mı? Farklı bir pil ama. Büyük pil. Aa, öyle duracak o zaman. Dur, şimdilik dursun, bir dahaki bölüme oynar. Nedir yani? Bunu oynatmak zor bir şey. Hasbro'ya tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Bu güzel hediye ince için. Hediyeleri için. Burada aramızda en çok Deadpool'u seven sevgili Berk var. Deadpool senin için çok duygusal bir kahraman. Aynen öyle. Özellikle bu kafası koptuğu sever. Zaman çok tabii. Duygusallaştım. Bu da ona bir gönderme diye düşünüyorum. Aynen öyle bu aç. Yani özellikle ikinci filmde tabii ki hüzünlü sahnelerimiz oldu. Evet, 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 evet. Orada bir kedi mi var? Öldü şimdi. Şimdi bu aynı zamanda bizde konuşabiliyormuş. Demin belki orayı kesmişizdir, bir daha açıklayayım. App var. App üzerinden kuruyoruz ama biz pil almadık. Yani. Kesin yok değil mi, emin misin? İçinden çıkmadı yani, böyle yani. Böyle pil gerekiyor ona. Vallahi bugün çok keyifli bir video. Yani konuyu unuttum ben de. Yaptığımız en mantıklı harcamalar sevgili dostum. Aa, ne böyle bir adam olsun. Evet, ben başlıyorum isterseniz. Buyurun. En mantıklı harcamalar listemde. Neredeyse birinci diyebilirim. İlk üçümde kesinlikle. Ortopedik Basur simidi. Bir şey diyeceğim, gerçekten inanılmaz. Evet, evde olmasa ben de satın alırdım. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu söylediğim anda arkadaşlar benim Basur olduğumu zannedebilirler. Yok, Basur'un da hiçbir bağlantısı yok. Ama şimdi zannedeceksin. Yani, yok, Basur'la bir alakası var. Basur'la alakası var. Evet, hiç bir alakası yok falan değil mi? Yani, hiç alakası yok bu arada. Bu arada oturma simidi isminde daha keyifli bir ismi de var. Evet. Onu da söyleyeyim. İnşallah. Basur'um yok ama kuyruk sokumu dediğimiz bölgenin ağrısı bilgisayar başında çok uzun süre oturduğunda biliyorsun oluyor. Şöyle olduğunda genellikle.
Yok, sincap olmadığımız için. Böyle olmuyor musunuz ağaç dalında siz böyle? Ağaç dalında. Evet, bunu da bir daha göremezsiniz bu arada. Yok, bu görebiliyorsunuz yayınlarımda var. Şimdi göreceksiniz. Şimdi bir daha yapıyoruz. Şimdi göreceksiniz sincap. Sincap. Siz beni hiç fındık yerken gördünüz mü? Şimdi göreceksiniz. Komple ağzına sokuyorum. Allah Allah. Ne kadar komik şeymiş bu da. Şöyle keyifli bir alet kendisi. Alet de denmez. Hadi simit bakalım. Kendisi. Staff. Aynı. Aynı şey. Utan tersi aletin. Çok uzun süre yani. Kuyruk sokumu ağrısını engelliyor. Peki. Ve sen ağrı çekiyordun o zaman. Hayır, çok uzun süre oturuyorsun ve geri yaslandığında kuyruk sokumuna ağırlık geliyor. İşte böyle şey olur ya. Yani. Sevgili dostum. Şeyden bahsediyorum. Şeyden bahsediyorum. Bak şöyle otursan popo düzleşmiş gibi hissettiriyor. Tamam mı? Ama her an kalkacakmışım, bir işim varmış gibi duruyor. Evet. Popo düzleşmiş gibi hissettirim olayı. Tabii ki anladım. Tamam, bak böyle anladım. Yaptığın anda hop şimdi nereye bindi ağırlık? Şimdi anladım. Bazen öyle doğa dediğin oluyor. Ama oturma simidi içi boş olduğu ben için. Peki niye kuyruk sokumum yokmuş gibi davranıyorsun? Bak, bir... Ha öyle mi ya? Şöyle bir şey. Nasıl? Tam anlasana. Abi bak şöyle yani. Ve şöyle muhteşem bir buluş bu. Yani sadece yastıktan havada oturmamızı sağlamışlar arkadaşlar. Bu kolay bir şey Kamil değil. Kamil Koç'ta da var o. Havada oturmamız. Yastım. Evet. Yani muhteşem bir şey bu. Ortamız boş olduğu için uçuyormuşsun gibi hissediyorsun. Ya da ben nasıl bir oturmuşum gibi almışsam. Sen uçuş simülasyonu. Fly Simulator bu mu? Microsoft indirmeye çalışıyor her yerde. Fly Simulator oynadık. Ama yani size şöyle söyleyeyim. O kadar fazla her oturduğum yerde görmek istiyorum ki oturma simidini. Ha. Evde oturduğum iki noktaya dağıldım. Ha. Bir tane yani yok, onu arada taşımak istemiyorum yani. Ama bak şimdi mantıklı bir harcamadan saçma harcamaya dönüşüyor. Sen düzenli kullanıyor musun? Ben genellikle bilgisayar başında. Hayır yani. Hayır yani bu aç kadar. İki saat ben... kullandım bakalım şimdi. Ben şeyde bilgisayar başındayken çünkü öbür türlü böyle genelde evde bir şey izlerken şöyle oluyor. Niye kullanıyorsun? İlaç mı bu ya? Yani iki saati aşmıyorum ben genelde. Günde iki saat sonra uçuyormuş gibi olabildi gibi. Kuyruk sokumun kaybolduğu için kullanmıyorum. Ama burada yani denemeyen varsa ben buradan... Ben denemedim sevgili... inanılmaz merak ettim. Abi kesinlikle... Çok güzel ya. Kesinlikle almamış. Şey. Öyle alıyorum ben de. İnanılmaz almış. 10 lira bir şey zaten. Ve çok ucuz. 10 liralı alırsan hemen ezilir. Önemli o senin değil altında. Sağlık için. Abi. Doğru bizim gibi. Düzgün al. Bizim kere uygun değil. Met çivili. Nasıl bir şey almam gerekiyor? Böyle şey var. Kiremitten var falan. Bahsur'un olduğum için. Bahsur. Bahsur uygarlığı. Ya bazıları şey böyle çok yumuşak oluyor. Normal popolar için. Bazıları bizim gibi sağlam popolar için var. Evet. Onlar böyle kolay şey yapmıyor. Baskı altında ezilmiyor yani. Bizimkisi ameliyatta alınmıştı. Evde eyvah, ameliyat eyvah. Olan vardı. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bademciklerini aldırdı bir şey değil. Rahat olsun ama. Onu almış. Güzel oldu falan. Diğerleri kullanıyorum onu aldırmış. Evet. Neyse ona ben bir oturdum falan. O günden beri ben oturuyorum. Yani diyorsun. Bir şey değil mi? Çok iyi değil mi? Yani şu zaten iğrenç bir görüntü oldu. Chat'te sahip olanlar zaten bize katılacaktır. Hiç henüz bunu deneyimlememiş olanlara da tavsiye ederim. Açık edeceğini sanmıyorum o kadar. Kardeşim oturma simidi deyince utanılacak bir şey olmuyor. Tabii ama ki ben, değil ben şaka yani yapıyorum. Ortopedik Bağsur simidi falan şeklinde ifade ettiğinde bir ay falan oluyor insan. Ortopedik yani. Simit olsa Bağsur demeye sokak gerek var simidi. Mı? Kaptan buna sokak ne dememiz lazım? Sokak simidi. Bağsur denmiyor. Sen çıkar, nereden çıkar? İnternette öyle yazıyor. Götünden çıkartıyor böyle şeyleri. Bağsur simidi diye geçiyor. Yani şey, hemoroid olan arkadaşlar sıklıkla bunu kullandığı için artık hani tanımlamada kullanılıyor ama ortopedik oturma simidi olarak simidi, geçiyor. Okey, tamam. Yani zaten gerçek ismi de oymuş. Evet. Yani buradan güzel. Da tavsiyemiz. Sizler mantıklı ne aldınız ve ne tavsiye etmek istersiniz? Biz ikimiz de mantıklı bir şey aldık. Bu arada hakikaten yani. Bu arada onun şey modeller yok. Mesela hemoroid yatışa Bağsur oturma simidi yok. Ben fistülüm. Ha fistül o zaman. Falan bir şey yok. Detay. Ayrı bir merhem varmış gibi üzerinde. Evet. Sizin harcamanızı duyalım şimdi. Biz yakın zamanda güzel bir mantıklı harcama yaptık. Biz aynı eve taşındık. Ondan önce gibi bir şey olduğumuz yani. Evet. En mantıklı harcamamızdı. Evlendik. Robot.
Robot aldık. Daha mantıklı hakikaten ya, çok az şey gördüm ben. Yani senin yerine etrafı silip süpüren bir şey olmasa evde inanılmaz şu güzel. Torun, şimdi torun üstünden robottan bahsedeceğim. Kedin üstünden çok büyük kalktı benim de valla. Ona yaptırıyor. Ona yaptırıyormuş temizliği. Yani bir İnanılmaz kere pratik ya. Şöyle bir şey bir oldu. Anlatın istersen. Şimdi robot deyince insanların canı sıkılıyor. Canı sıkılıyor. Bu ne lan? Of yine merhaba. Şimdi tabii bazen de ufak tefek şeyler oluyor. Teknoloji çünkü hala... Ne kadar akıllı onu merak ediyorum. İşte yani. Şöyle problemler oluyor. Mesela bizde map'i yaparken bir yerde sıkışmış. Balkonu içeriye aldırmıştık biz. Siz aldırmayın, çok kötü fikir. Hakikaten bunu söyleyeyim, aklınızda olsun. Evet, köşede bir yerde bir tane koltuk var balkonun eski olduğu yerde. Onun arkasından geçerken zorlanıyor. Bazen takılıyormuş. Takıldığında da map'i tekrar başlatıyormuş ama diğer map'i silmiyor. O yüzden bizim oradan çıktığında diyor ki aman tanrım başka bir salon. Bir ton daha salon falan diyor. Hep oradan böyle küçük bir yerden geçildiğini zannediyor salonda. O yüzden şey yaptı böyle. Yani o takılıyordu, bitti işi. İki salonda temizlediğini varsaydı. Sonra gidecek işte diğer salona. Çünkü normal salona gidecek. Orada şarj etti. Geçmiyor. Lan çarpıyor oraya, buraya çarpıyor, buraya gidiyor, başka yere gidiyor falan. Geçemiyor. Bir dakika, o kanepenin arasını, koltuğun arasını Narnia geçişi gibi başka bir paralel dünyaya çıkıyor zannediyorum. O salonu bitirmesine rağmen tekrar oradan geçip aslında aynı salondaki... Şarj alete gitmesi gerekiyor. Öbür salonda kaldı diye. O geçemiyor, çarptı. Abartmıyorum, 20 dakika sonunda denemeyi bıraktı. Ben de yerime götür ya. App'ten haber geldi bana. Beni yerime götür. Ben yapamıyorum. Çok iyi vazgeçmiş. Bulamadım dedi bana. Vazgeçmiş çok iyiymiş ya. Yani. Sadece bulamadım dedi. Bulamadım, beni dokuma götür yaptı. Kaldırdım dokuna götürdüm. Sağ ol abi. Sevimli ya. Bir de nasıl olabiliyorsa o tasarım sevimli ya. Yani bildiğin. Benim çok de şey tatlı. Kenan koydum adını ben. Tabii ki. Şey de yazıyorsun. App'e de yazabiliyorsun içine. Kenan ya sürekli bildirimler öyle geliyor bana. Bastım işte. Ben işte bilgisayarla uğraşıyorum. O da temizliyor içeriği. Şey geldi böyle, bildirim geldi. Kenan'ın tekerlekleri havada diye. Gittim böyle. Şöyle duruyor böyle. Kapıdan geçmeye çalışmış. Ha, eşikten böyle. Şöyle kalmış. Kıyor. Abi. Bilim tutuluyor. Işığı yanıp sönüyor böyle. Dedim ne yapıyorsun oğlum ya diye. Aldım yerine koydum. Ben ikinci mantıklı harcamamı sizlere söylemek istiyorum listemden. Uyuma tişört. Duymuş muydunuz böyle bir şey? Ya bu harcanan bir şey. Şimdi duyacaksın. Yap ya. Yapacak mıydın? Yapmayacaktım da nasıl kaçırdım diye. Şöyle gene marka ismi vermeyeyim de genellikle spor şeyleri satan uygun bir yer var. Okay, zaten tamam. Yani. Bir tek bir yer var zaten. Neyse orada tişörtler var çok ucuza. Şu anda ne kadar bilmiyorum da ben böyle bayağı bal kalmıştım. Ben aldığımda 6 lira falan. Balkanlar. Aynı. Ve inanılmaz rahat. Şimdi duyacaksınız. Ya böyle bir rahatlık. Böyle bir rahatlık yok, cidden yok. Bak. Nasıl ya? Vücudunda. Vücudunuz abi tamam. Hayır ya falan. Vücuduna hiçbir şey değmiyormuş gibi. Allah Allah. Yani çıkarıp gerçekten. Da uyuyamıyorsun. Çıkarıp uyuyan yanlışları yapan insanlardan biri misiniz yoksa? Nasıl yani? Yazın diyelim çok sıcak, çıplak mı uyuyorsun? Evet abi. Ay çıplak değil, üstümü çıkartıyorum. Ha, tişörtsüz yani. Tamam çok yanlış bir nasıl, şey. Niye? Daha beter terlersin ve daha sıcak uyursun. Çünkü terini çekecek bir şey yok. O çarşafın içerisinde değiştirmiyorsun ki, yok olursun duruyor. Kardeşim. Uyanınca duş alıyorsun terini zaten. Terini çekecek hiçbir şey yok. Tamam, tamam da daha üstünde kalıyor. Terini çeken şey. Fark etmez o terini çekiyor. Ha. Sonra kuruyor. Bunu herkese sorabilirsiniz. Daha tehlikeli değil mi? Hayır, çıplak yatmak daha sıcak yapar insanı. Çok terliyorum abi. Şortla yatmak da daha sıcak. Bacakların birbirine değdiği zaman daha çok terliyorum. Allah Allah. Şortla yatmak yatmamak değil. Yok, şortla yatmak. Yani bacakların birbirine değdiği zaman ya da işte koltuk altın buraya değdiği zaman daha çok terlersin. Aynen öyle. Çıplak yatılmayacak o yüzden. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Hadi. bu uyuma tişörtlerinin en güzel özelliği efil efil olması. Öyle bir kumaştan yapmışlar ki. Ne bilmiyorum. Ama rüzgar dikra geçiriyor gibi yani. Keten ve hissetmiyorsun. Giydikçe açılıyor mu? Ama dışarıda giydiğinde de eğer böyle çok fit bir vücudun yoksa tüm vücudun ortada oluyor. Yani vücudunun şeklini alan yapışıyor mu? Anladım. Bunun yapışıyor gibi değil mesela. Likralıdır o. Yapışıyor. Likralıdır. Yapışıyor ama böyle sert yapışmıyor yani.
Siz... Sert yapışan şeyler, evet. Neyse. Biz Lycra'yı bildiğimiz için Lycra'yı kullandık. Umarım, çıktı. Yani şu ayrımı yapmasını istiyorum ben herkesin. Buradaki tavsiye, ya yani bunu söyleme sebebim yapalım, şu. Yapalım, buyurun. Günlük kullanım tişörtleri veya işte kıyafetleri bilmem neleri. Bir de uyumaya özel. O %100 ayrıdır. Tişörtler. Buna da özel harcama yapın arkadaşlar. Pijama. Uyumaktan tabii daha kaliteli bir şey yok bu arada. Pijama diye bir şey var. Mesela. Pijama ya kışın için o. Hayır hayır. Bir de kısa pijamalar, tişört pijama falan. Nerede şey ya? Göstersene bana. Tamam, atlet ve buna benzeri sistemleri mi diyorsun? Atlet demiyorum. Tükürdüm bu belli bir süreyi geçmiş her tişört bir pijamadır. Yanlış ben de öyle işte. Baktığım için yanlış aslında. İşte. Çünkü bazı tişörtler rahat değil. Alabilir mi istersen? Anladım. Çıplak uyuduğunu öğrendikten sonra. Ama bir şey diyeceğim. Gerçekten benim mesela yukarıda pervane var. Hiçbir şey yaramıyor onlar. Yoruyor. Benim de yukarıda pervane var. Evet. Kendine ayrı yok ya. Nasıl ya? Benimki sadece ses çıkartıyor. Böyle hiçbir şeye faydası yok. O dev pervane. Evet ya, anlamsız bir şey ya. Hiçbir yeri serinlettiği falan. Benimkisi işe yarıyor ya. Ben hani hakkını vereyim. Hakikaten işe yarıyor. Benimkisi de yarıyor da yani o gürültüye ve şeye değmiyor gerçekten kendisi. Evet. Bir daha açınca çok kötü oluyor. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani uyuma tişörtlerimizi ciddiye alalım. Bunlar için gerekirse harcama yapalım. Öyle eskiyen bütün tişörtlerinizi uyuma tişörtü yapmayın. Çünkü çoğu uyumaya uygun olmayabilir. Şey çok komik bir de ya böyle. Hmm. Hakikaten Rammstein yazıyor böyle. Şöyle bir adam. Evet ben de çok var. Korn falan. Böyle bir çok eski şişman bir şey bu. Peki bir şey diyeceğim. Slayer. Ben anlamak için sorayım. Mesela şu an Berk'in üstündeki uyumaya uygun bir tişört. Bakalım. Fena değil. Bittik. Evet. Fena değil. Bittik. Fena değil. Bittik. İnce çünkü. Ya şunlar tatlı. Evet orada bir şeyler. Bu değil üç mesela. Boyut. Ha, düz olsa. Bak, düz olsa. Bakalım bak. Evet bunlar yok. Bu kesinlikle bu yakar, olmaz. Bu yakar. Bu yakar. Anladım. Evet benim bu tavsiyem var. Mantıklıymış. Bunu da söylemek istedim. Keyifli. Keyifli, evet. Güzel. Sizde neler var? Bir tek robot mu var bütün hayatınız boyunca? Onu da zaten ortak tek kopya çektiniz birbirinizden. Ama ikimiz de çok mantıklı bir şey yaptık yani. Öyle düşün. Peki. İzleyiz. Ondan. İzleyiz. Düşünelim. Gerçekten yokmuş. Yemin ediyorum ama. Bir saniye. Yok ben ya şey arkadaşlar, diyeyim. 2,5 saat düşündük ya. Ben şeyi aynı düşünüyorum. Aynı cevabı verdiniz bir de. Ben şeyi düşünüyorum. Osmo mantıklı aslında. İşte yeterince değil bak. Evet. Benimdense... Program bitirme vakti zaten anlaşılıyor. Ben de PS Pro diyecektim. Sonra ya, çok opsiyonel bir şey ya onlar. Ama bir dakika. Yok. Bulacağız. Olacağız. Tamam. Çok teşekkürler. Hayır bir dakika. Rus kalıbı aldım. Teşekkür ederiz. Bir saniye. Dondurma video, yapma şeyi. Bu videoya izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kahve makinesi. French press. Nasıl krallarsınız? Sağ olun. Siz de kendi mantıklı harcamalarınızı aşağıya yazın. Bizleri mahrum bırakmayın. Dondurma yapma makine değil bu arada. Makarna süzgeci. Görüşmek üzere. Makarna süzgeci. Buzluğa atıyorsun orada duruyor.